Hans Christian Andersen Analiz Seslendiren Akın Altan Analiz Genç, güzel, neşeli, kanlı canlı bir kadındı. Dişleri öyle duru beyaz, gözleri öyle pırıl pırıl. Hafif uçar gibi dans ederdi. Zekası dansından daha canlıydı. Bu kadın hayatta ne olabilirdi? Bir oğlu vardı. Çirkin olan adını takmışlardı ona. Güzel değildi. Bir gündelikçi kadının yanına verdiler. En Ali ise bir prensin şatosuna yerleşmişti. İpekler, atlaslar içinde, muhteşem bir odada oturuyordu. Esenyal bile dokunmazdı ona. Kimse kötü bir söz söyleyemezdi kendisi için. Çünkü güzelliğine zarar verebilir, o da böyle şeye dayanamazdı şatonun çocuğuna süt analığı ediyordu. Prensler gibi bir çocuktu bu. Melekler daha da güzeldi. Ne kadar seviyordu bu çocuğu. Kendi çocuğuna gelince, gündelikçi kadının yanında, evde oturuyordu. Bu evde tencereler taşmaz ama ağızlar kabarıp taşardı. Çoğu da kimse bulunmazdı evde. Çocuk ağlardı, lakin kimse sesini duymadığı için Kimse de üzülmezdi buna. Ağlıya ağlıya uyuya kalırdı. Uykuda insan ne açlığını duyar, ne de susuzluğunu. Uyku güzel bir icattır. En çocuğu zamanla büyüdü. Meşhur sözdür. Zamanı gelince ayrı kotu da biter. Çocuk çalık kalmasına rağmen gene de büyüdü. Ama ona para karşılığında bakan aileyle de iyice kaynaşmıştı. Analiz onun için yoktu artık. Tamamen yok. Şehirli bir kadın olmuştu. Yüksek bir çevrede yaşıyor, sokağa çıkınca da başına şapka giyiyordu. Ama gündelikçi kadının evine hiçbir zaman uğramazdı. Kadın şehirden çok uzakta oturuyordu zaten. Orada yapacak bir işi de yoktu. Çocuk, gündelikçi kadına aitti. Bu evdeki yemekler hoşuna gidiyor, artık ekmeğini de çıkarıyordu. Çünkü Matt kırmızı ineğini güdüyordu. İnek gütmeyi bildiği gibi bu işin isteklisiydi de. Şatodaki zincirli köpek kulübesinde güneşe karşı gururla oturur, her geçene havlar, hava yağmurlu olunca da içeri kaçıp kurucuk sıcacık yatar. Eneliz'in oğlu da bir hendek kıyısında güneşe karşı oturmuş, hayvan çakmaya yarayan bir kazık çentiyordu. İlk baharda çiçeklenen üç çilek fidesi belirdi. Bunlar bu sene çok yemiş vereceği benziyordu. Bu ümit onu sevindiriyor ama fideler bir türlü meyveye durmuyorlardı. Karda, yağmurda orada oturur, ıslak elbiselerini esen sert rüzgar kuruturdu. Eve gelince horlanır, itilip kakılırdı. Çirkindi, iğrençti. Herkes bu noktada birleşiyordu. Kendisi de bütün bunlara alışmış, sevgi nedir bilmemişti. Enaliz'in oğlu. Keyfi nasıldı acaba? Nasıl olabilirdi ki? Sevgi nedir bilmemek onun kaderiydi. Sahilden onu bir kayığa atmışlar, kötü bir kayık parçası içinde denize açılmış, gemici boğulup ölmüş, o da şimdi dümende oturuyor. Çirkin, pis bir adamdı soğuktu, oburdu. İnsan onun hiçbir zaman doymadığını sanırdı. Gerçekten de karnı hiç doymazdı. Güz sonlarıydı. Havalar sert, yağmurlu, fırtınalı gidiyordu. Rüzgar bilhassa denizde buz gibi esiyor, değdiği yeri kalın elbiseler üstünden bile bıçak gibi kesiyordu. Buna rağmen sefil bir tekne, içinde iki, hatta bir buçuk adamla açık denizlere yelken açmış gidiyor. İçindekiler gemiciyle yamağa bütün gün hava kapalı, bir çeşit alaca karanlık içinde geçmiş, şimdi ise daha kararmıştı. Müthiş bir soğuk vardı. Gemici, içini ısıtmak için bir kadeh şarap içti. İçki şişesiyle kadehi çıkardı. Kadehin üst kısmı tamamdı. Fakat ayağı kırık olduğu için yerine maviye boyanmış, tahtadan bir kazık konmuştu. ''Bir kadeh şınaps iyi gelir insana.'' diyordu gemici. Ama iki kadeh içilirse daha iyi olur. Genç tayfa dümeni oturmuş, dümen sapını da sert, zift karası elleriyle sımsıkı tutmuştu. Çirkin bir çocuktu. Saçları karma karışık, boyu neredeyse sakat denilecek kadar kısaydı. Gündelikçi kadının oğluydu o. Ama kilise kayıtlarında Enelizin oğlu diye gözüküyordu. Rüzgar ıslık çalıyor, kayık uçar gibi gidiyordu. Rüzgar, şişen yelkenin içine dolmuş, küçük tekne fırtına gibi hızlı, dalgaları yarıp geçiyordu. Etrafta her şey ıslak, hava sertti. Ama daha kötüleşebilirdi de. Dur! diye bir ses. Ne olmuştu acaba? Kayıya bir şey mi çarpmış, bir yeri mi kopmuştu? Ne oluyordu kayıya? Tekne kendi etrafında dönmeye başlamıştı. Bir yağmur sahna acaba? Kayı bir dalga mı yuvarlıyordu? Dümendeki genç tayfa yüksek sesle ''İsa hakkı için!'' diye aykırdı. Tekne deniz altındaki büyük bir kayaya çarpmış, köyün gölüne atılan eski bir pabuç gibi farelerine kadar içinde ne var ne yoksa birlikte batıyordu. Gerçi kayıkta yeter miktarda fare yok değildi. Ama buna karşılık ancak bir buçuk kişi vardı. Bunlar da gemiciyle gündelikçi kadının oğluydu. Havada haykırışan martılarla denizin içindeki balıklardan başka hiç kimse bu olayı görmedi. Görenlerin de tam gördükleri söylenemez. Çünkü su köpürerek batan kayıya dolarken onlar da korkudan iki yana kaçışmışlardı. Enkaz olarak da su yüzünün altında yüzen bir ip kalmıştı. Her ikisi de sulara gömülmüş, unutulup gitmişti. Yalnız o tahta ayağı maviye boyalı kadeh batmıyor, tahta onu suyun yüzünde tutuyordu. Kadeh kırılıp parça parça olmuş. Deniz kıyısında dalgalarla akmak için nereye gidiyor? Ne zaman gidiyordu acaba? Mamafi, bunun da büyük bir önemi yoktu. Artık hizmetini bitirmiş, gereği kadar da sevgi görmüştü. Halbuki Enaliz'in oğlu aynı durumda değil. Buna rağmen gökleri ülkesinde. Hiçbir ruh onun için sevgi nedir hiç bilmemişti diyemeyecekti. Enaliz şehirde oturur. Hem de yıllardan beri oturur. Orada madam diye çağırırlar onu. Eski hatıralarından prenslerin yanında geçirdiği, arabalar içinde gezdiği, baroneslerle konuşabildiği günlerden bahsederken bilhassa dizlerini döver. Küçük asilzadesi, en güzel bir tanrı meleği, en kıymetli bir ruhtu onun için. Her ikisi de birbirlerini pevkalade severlerdi. Okşar, öperlerdi birbirlerini. Oğlan onun hayatının yarısıydı. Şimdi büyümüş, 14 yaşına gelmiş, hem zeki hem güzeldi. Ama kucağında taşıdığı günlerden beri onu bir daha görmemişti. Annalise, prenslerin şatosundan ayrılalı yıllar geçmişti. Şatoya kadar gitmek de, seyahate çıkmak gibi bir şeydi onun için. Nihayet acele bir karar vermem lazım diyordu, efendilerime. Sevgili asilzademe gitmem lazım. Herhalde asilzademin beni göresi gelmiştir. Hala hatırlıyordur beni. O melek kollarını boynuma dolayıp da bana yarım yarım konuşarak Ennis dediği günlerde olduğu gibi. Seviyordur beni hala. Ne tatlı sesi vardı o zaman. Keman sesi gibi. Evet, acele karar vermem. Asilzademi tekrar görmem lazım. Şatoya, arabaya binerek, böbürlenerek değil, ayacıklarıyla yürüyerek gitti. Hala eskisi gibi büyük, pırıl pırıldı şato. Etrafını o bildiğimiz güzel park çevriliyordu. Ama şimdi burada oturanların hepsi yabancılardı. Sanki aralarından hiçbiri Annalise diye birini tanımıyor, onun vaktiyle burada oynadığı rolden haberli gözükmüyordu. Herhalde prenses gibi oğlu da onlara bunu söyleyecekti. Ah, oğlunu görmek için nasıl içi titriyordu. Nihayet Annalise şatoya geldi. Uzun müddet beklemek zorunda bıraktılar onu. Bu bekleyiş ne kadar da uzun sürüyordu. Ev sahipleri ancak yemeğe gitmeden evvel Enelizi prensesin yanına götürdüler. Orada çok dostça karşılandı. Sevimli oğlunu yemekten sonra görecekti. Onun için kendisini bir kere daha içeriye emrettiler. Genç prens ne kadar boylanmış, ne kadar incelmişti, ama gözleri hala o eski gözler, ağzı o melek ağzıydı. Annelise tek kelime söylemeden süzdü. Hiç şüphesiz tanımamıştı. Döndü, çıkıp gitmek istiyordu. Ama Annelise o zaman elini yakaladı ve öpmeye davrandı. "Oldu, oldu." dedi prens ve hemen odadan çıktı. O, her zaman aşkla düşündüğü, hayatta gerçekten sevdiği, hala da sevmekte devam ettiği, hayatının gururu olan prens Böylece çıkıp gidivermişti. Enelis şatodan ayrıldı. Gamlı yaslı kır yolunda yürümeye başladı. Ne kadar yabancı davranmıştı ona. Kendisi hakkında hiçbir düşüncesi, söyleyecek tek sözü yoktu. Halbuki Enelis bir zaman gece gündüz kucağında taşımıştı onu. Şimdi de kalbinde taşıyordu. Birdenbire önüne, yolun üstüne, İri bir kara karga indi. Boğuk bir sesle durmadan ciyak ciyak ötmeye başladı. "Ah!" dedi Annalise. "Ne uğursuz kuşsun sen." Yolu gündelikçi kadının evi önünden geçiyordu. Kadın kapıda durmuş bekliyordu. Söz açıldı. Birbirleriyle konuşmaya başladılar. "Ballık içinde yaşadığım belli." dedi gündelikçi kadın. "Toplusun." Şişmansın. Herhalde keyfin yerinde olmalı. Analiz, neden olmasın? diye cevap verdi. Gündelikçi kadın, O zaman ikisi de denizde boğuldular. Kayık batınca. diye devam etti. Gemici Lars da, oğlan da. Böylece onların da sonu gelmiş oldu. Halbuki ben her zaman oğlan büyüyecek de, bir gün bana birkaç kuruş yardımı dokunacak diye umup duruyordu. Artık sana da bir masrafı kalmadı onun. Enaliz. Kadın? Öyle mi? Boğuldular demek. Diye cevap verdi. Sonra bir daha bundan bahsetmedi. Enaliz üzgündü. Çünkü prens oğlu onunla konuşmak istememişti. Halbuki ne kadar seviyordu onu. Bu uzun yola da sırf onun için katlanmıştı. Masrafa da girmişti ayrıca. Bu yolculuk pek sevinçli olmamıştı onun için. Ama kadına bir kelimeyle bile bundan bahsetmedi. Derdini gündelikçi kadına açmak, ferahlamak istemiyordu. Çünkü prens ailesi yanında eski itibarı kalmadığını sanabilirdi. O sırada karga Başının üstünden uçtu, yine cıyak cıyak bağırıyordu. Bu cıyaklayıcı kara mahluk! Enelis, durmadan beni korkutuyor bugün! Yanında biraz kahve ile hindi bağ vardı. Çoktandır bu çeşit zevklerden mahrum kalmış olan gündelikçi kadını bu hediyeler çok sevindirdi. Enelis, bir fincanda kendisi için pişirmesini rica etti. Kahve pişerken bir sandalyeye oturdu ama orada uyuya kaldı. Düşünde, şimdiye kadarki düşlerinde hiç görmediği garip şeyler görmeye başlamıştı. Bu evde aç kalmış, ağlamış, ihtiyaç, acı içinde büyümüş, şimdi de Tanrı bilir, denizin hangi derinliğinde yatan kendi oğlunu görüyordu. Şimdi oturduğu yerdeymiş. Gündelikçi kadın da dışarıda kahve pişiriyormuş. Kahve kokusu odayı doldururken kapıda birdenbire prensin çocuğu kadar güzel, fevkalade sevimli bir yaratık bilirmiş. Çocuk kıyafetinde ona şöyle söylüyormuş. Kıyamet kopuyor şimdi. Sıkı tutun bana. Çünkü ne de olsa benim annemsin. Gökler ülkesinde bir meleğim var senin. Sıkı tutun bana. Bunun üzerine hayaleti yakaladı ama aynı zamanda etrafa dünya böğründen çatlıyormuş gibi büyük bir gürültü yükseldi. Bu sırada melek de yerden yükseliyordu. Onu fistanının yenlerinden o kadar sıkı tutmuştu ki, kendi de yerden havaya yükseliyormuş gibi bir duygu geldiği içine. Ama birdenbire ağır bir şeyin ayaklarına asıldığını fark etti. Ağır bir cisimdi bu. Sırtına da yüklenmişti. Sanki yüz kadar kadın ona yapışmış. Sen kurtulursan biz de kurtulmalıyız. Sıkı tutun, sıkı tutun diye bağırıyorlardı. Bunu söyleyerek hepsi ona asıldılar. Doğrusu bu kadarı da fazlaydı. Şirik şrak diye bir takım sesler gelmeye başlamıştı. Bu ara fistanının yanları da koptu ve Enaliz müthiş bir derinliğe doğru uçarken uykusundan uyandı az kalsın üstünde oturduğu iskemleyle birlikte yere yuvarlanacaktı. Aklı fikri öyle karma karışık olmuştu ki, düşte ne gördüğünü bir türlü hatırlayamıyor, yalnız kötü bir şey görmüş olduğunu biliyordu. Bunun üzerine kahvelerini içtiler. Birçok şeylerden bahsedildi bu arada. Sonra Annalise kalktı, aynı gece oturduğu yere varabilmek için tutacağı yük arabacısını bulmak üzere en yakın şehre yollandı. Ama arabacıyla karşılaştıkları zaman yarın akşamdan önce hareket edemeyeceklerini kesin olarak söyleyince şehirde gecelemenin kaça mal olabileceğini düşündü. Yolun uzunluğunu zihninden geçirdi. Köy yolundan değil de deniz kıyısından gidecek olursa hemen hemen iki mil kazanacağını hesaplamıştı. Üstelik havada güzel, pırıl pırıl bir ay ışığı vardı. Kısacası yaya gitmeye karar verdi ertesi günü evine varabilecekti. Güneş batmış, akşam çanları hala çalıyordu. Hayır, bu çalınanlar çan değildi. Bataklıktaki kurbağalar bir yaklıyordu. Şimdi onlar da susmuş, her yer sessizlik içindeydi. Bir kuş sesi bile duyulmuyor, ne varsa çoktan istirahate çekilmiş, baykuşlar henüz eve dönmemişlerdi. Ne ormanda ne de yol boyunca deniz kıyısında ses seda işitilmiyordu. Yalnız kum üstüne bastıkça kulağına kendi ayak sesleri geliyor, hiçbir dalga hışırtısı duyulmuyor. Suyun derinliklerinde de dilsiz bir sessizlik hüküm sürüyordu. Orada her şey ölüler gibi canlılar da susmuş. Enaliz yürüyor, yürürken de hiçbir şey düşünmüyordu. Kafasından bütün düşünceleri atmıştı. Ama Düşünceler onu bırakmıyordu ki. Düşünceler bizi hiçbir zaman bırakmaz. Bunların canlı hale geldikten sonra tekrar sükunete girenleri gibi, hiç uyanmamış olanları da bir çeşit uykuya dalarlar yalnız. Ama düşünceler mutlaka belirir, kalbimizde kımıldanır, kafalarımızda yaşarlar. Yahut birdenbire ortaya çıkar, bizi şaşırtırlar. Sevap işlemek mutluluk getirir diye yazar kitapta. Günah işlemekte ölümü doğurur. Bu da kitaplarda yazılıdır. Daha çok şeyler yazılıdır kitaplarda. Çok sözler de söylenmiştir. Böyleyken bütün bunlar bilinmez, hatırlanmaz. Analiz de aynı haldeydi. Ama insan bunları birden bire hatırlayabilir, bunlar başımıza birdenbire gelirlerdi. Bütün kötülükler, bütün erdemler kalbimizdedir. Senin kalbindedir, benim kalbimdedir. Küçücük göze görünmeyen tohumlar gibi orada bulunur hepsi. Bir gün dıştan gelen bir güneş ışığı yahut kötü bir elin dokunuşuyla sağa yahut sola dönersin. Kalbindeki o küçük tohum uyanır, şişer ve çatlar. İçindeki bütün özünü senin kanına akıtır. O zaman kimse tutamaz seni. Sen de coşar, fışkırırsın. İnsana ürküntü veren düşünceler de vardır. Bir düşte olduğu gibi, yaşadığımız kadar bu düşünceler gelmez insana. Ama uyanmaya başlamışlardır. Enaliz, bir düşteymiş gibi yürüyordu. Onun için, düşünceler de uyanmaya başlamıştı içinde. Bir arınıştan öbür arınışa kadar, insan kalbinin hesap edeceği çok şeyler vardır. Bütün bir yılın hesabı yapılırken, Tanrı'ya karşı, yakınlarımıza karşı, kendi vicdanımıza karşı sözle işlediğimiz birçok günahlar unutuluverir. Bunları düşünmeyiz. En de aynı şeyi yapıyordu. Memleketin yasalarına, haklarına karşı hiçbir kötülük işlememişti. Kendi de bildiği gibi herkes onu iyi kalpli, saygıdeğer bir kişi diye anar, hakkında böyle hüküm verirdi şimdi deniz kıyısı boyunca giderken birdenbire durdu. Şurada yerde duran. Denizin kıyıya attığı neydi acaba? Eski bir erkek şapkaydı bu. Acaba hangi gemiden buraya gelmişti? Daha ziyade yaklaştı, durdu, şapkaya dikkatle bakmaya başladı. Aman yarabbi, neydi bu gördü? Fena halde korkmuştu. Ama ortada korkacak hiçbir şey yoktu ki. Üstü deniz yosunu yahut sazla örtülmüş uzunca bir taş duruyordu yerde. Bir insan vücudu gibi görünüyordu. Gördüğü şey yalnız saz yahut deniz yosunu olduğu halde korku içinde donup kalmıştı. Tekrar yoluna devam etmeye başlayınca aklına çocukken duyduğu birçok şeyler geldi. Deniz kıyısında görünen hayaletleri, denizin tenha kıyılara atıp gömülmeden kalan insanların horlamalarına dair işittiklerini hatırladı. Deniz kıyısında görünen hayaletler, yalnız yaya yürüyen yolcuların peşinden yürür, onlara asılır, Hristiyan topraklarında bir mezar bulabilmeleri için kendilerini mezarlığa taşımalarını isterlermiş onlardan. ''Sıkı dur, sıkı dur'' diye bir ses duyar gibi oldu. Enaliz bu sözleri kendi kendine tekrarlarken birdenbire görüp unuttuğu o düşü başından sonuna kadar hatırlayıverdi. Şimdi düşte gördüğü kadınların, ''Sıkı tutun, sıkı tutun!'' diye bağırarak ona yapışmaları, o kıyamet, yanlarının yırtılışı, mahşer günü kendisini Tanrı huzuruna çıkarmak isteyen çocuğundan ayrılışı, can gözünün önünden olduğu gibi geçiyordu. Çocuğu, kendi etinin, canının parçası olan çocuğu, hiçbir zaman sevmediği, hatırından bile geçirmediği kendi çocuğu, şimdi denizin dibinde yatıyordu demek. Şimdi karşısına deniz kıyısı hayaleti olarak o çıkabilir. Sıkı dur, sıkı dur, beni Hristiyan toprağına taşı, diye bağırabilirdi. Bütün bunları aklından geçirirken topuğunda adam akıllı bir gıdıklanma duydu ve daha hızlı koşmaya başladı korku, soğuk, ıslak bir el gibi karnının üstüne basmış, onu bayılacak hale getirmişti. Açık denize doğru bakıyordu. Etrafındaki hava gittikçe koyulaşmaya başlamıştı. Kalın bir sis yığını yaklaşıyor, çalıların, ağaçların üstüne iniyor, bunlara acayip şekiller veriyordu. Arka tarafına rastlayan aya bakmak için geriye doğru döndü. Soluk, Işık vermeyen yuvarlak bir levhaya benziyordu ay. Bütün vücuduna ağır bir yük yükletilmiş gibi bir şey duyuyordu. Sıkı dur, sıkı dur dedi kendi kendine. Beni Hristiyan toprağına götür. Böyle bir ses duyar gibi olmuştu. Gerçekten de boş, korkunç bir ses duyuyordu. Bataklıktaki kurbağalardan kargalardan yahut turnalardan çıkan bir ses de değildi bu. Çünkü hayatında hiçbir zaman böyle şey duymamıştı. Şimdi işitilebilecek bir şekilde "Göm beni. Göm beni." diye bağırıyorlardı. Evet. Bu denizin dibinde yatan mezarlığa götürülüp de kendisi için Hristiyan toprağında bir mezar hazırlanmadan rahata huzura kavuşamayan oğlunun deniz kıyısı hayaletiydi. Artık Enaliz oraya gitmek, oğlunu oraya gömmek istiyordu. En yakın bir kiliseye doğru yolunu değiştirdi. Ama az sonra vücudundaki ağırlığın azaldığını, hatta iyice kaybolduğunu görünce yeniden döndü, en kısa yoldan eve ulaşmak için acele acele yürümeye başladı. Ama ''Sıkı dur, Sıkı dur diye bağıran ses onu yeniden yakalamıştı. Kurbağaların viyaklamalarını, inleyen kuş seslerini andırıyor, açık açık "Göm beni, göm beni!" diye bağırıyordu. Yağan sis ıslaktı, soğuktu. Yüzü, elleri de korkudan, dehşetten soğumuş ıslaktı dıştan bir baskı altındaydı. İçinde de o zamana kadar hiç tanımadığı bir yığın düşünceler kaynıyordu. Bizim kuzey illerinde bir tek bahar gecesinde koca bir kayın ormanı yerden fışkırır, ertesi günü parıltılı gün ışıkları altında bütün ihtişamı, tazeliğiyle ışıl ışıl meydana çıkıverir. Bizim günahlarımızın tohumları da bir tek saniyenin içinde, yaşadığımız ömrün süresi içine serpilen düşünceler, sözler, işler halinde gelişebilirler. Bunlar, en az umduğumuz bir anda, Tanrı'nın uyandırmasıyla vicdanımızda uyanır, bir tek saniye içinde yarılır, gelişirler. Artık özür dileyemeyiz. İşleyeceğimizi işlemişizdir. Yaptığımız şey de bize rağmen ortada durur. Düşünceler söz kılığına girer. Sözler yüksek sesle herkesçe duyulur o zamana kadar içimizde taşıyıp baskı altında tuttuğumuz şeyleri görünce, biz de korku içinde kalırız. Düşüncesizliğimizle, gururumuzla serttiğimiz tohumları görünce, aynı şekilde ürpeririz. Kalp, bütün erdemleri kendinde toplamıştır. Ama bütün kötülükler de oradadır. Hem bunlar en kötü topraklarda bile gelişebilirler bizim burada sözle belirttiğimiz şeyler, en düşüncelerini dolduruyor, içine huzursuzluk veriyordu. Bu düşünceler onun hükmü altına almıştı. Yere yuvarlandı, biraz da sürüklenerek ilerlemeye çalıştı. ''Göm beni, göm beni!'' diyen ses tekrar geliyordu kulağına. Ah, elinden gelse, mezar bütün günahların ebedi unutuluşu olsa, kendi kendini gömecekti. Bu ürpertiler korkular içinde beliren o ciddi uyanış saatiydi. İnandığı hurafeler kanını bir an yakıyor, az sonra tekrar donduruyordu. Söylemesine imkanı olmayan birçok şeyleri hatırlamaya başlamıştı. Ay ışığında yere düşen bir bulut gölgesi gibi sessiz, eskiden bahsedildiğini duyduğu bir hayal önünden geçti. Gözlerinden burunlarından ateşler saçılan dört at, soluya soluya tam önünden koşuyorlardı. Bunlar, içinde bir asırdan fazla buralarda oturmuş kötü bir çiftlik sahibi oturan bir arabayı çekiyorlardı. Araba, etrafa ateşler saçıyordu. Denildiğine göre bu adam, her gece yarısı çiftliğinden içeri arabayla girer, hemen geri dönermiş. Ölülerin yüzü bembeyazdır diye söylenir ya, onun yüzü beyaz değil, kömür gibi. Söndürülmüş kömür gibi kapkaraymış. Enaliz de başıyla selam vererek işaret etti. Sıkı dur. Sıkı dur. Sıkı durursan tekrar prenslerin arabasıyla gezer, oğlunu unutursun." diyordu. Enaliz daha hızlı yürümeye başlamıştı. Mezarlığa vardı. Ama gözlerinin önünde kara haşlarla kara kargalar birbirine karışıyordu. Kargalar, bugün gördüğü karganın bağırdığı gibi bağırıyorlar. Ama artık ciyaklarken ne dediklerini anlıyordu. Kargaların her biri, ''Ben bir karga anasıyım, ben bir karga anasıyım.'' diyor, Enaliz kendisinin de bir karga anası olduğunu biliyordu. Belki bir gün o da bir kara karga haline çevrilecek. Mezarı kazmaya muvaffak olamazsa bunlar gibi durmadan bağırmak zorunda kalacaktı. Bunun üzerine kendini toprağa attı. Parmaklarından kan fışkırıncaya kadar elleriyle bir mezar kazmaya başladı. Aynı ses durmadan "Göm beni. Göm beni." diye haykırıyordu. Horoz ötecek diye korkuyordu şimdi. Doğuda başlayan kırmızı gün ışığından korkuyordu. Çünkü güneş doğmadan işini bitirmezse mahvolacaktı. Ama horoz öttü. Doğuda ışıklanmaya başlıyordu. Mezarın ancak yarısını kazabilmişti. Buz gibi bir el başının yüzünün üstünden aşağıya kalbinin üstüne kadar indi. Bir ses. Mezar ancak yarıya kadar kazıldı diye inliyor, bir gölge de yavaş yavaş geriye, denizin derinliklerine doğru dönüyordu. Bu gördüğü, deniz kıyısı hayaletiydi. Enaliz mahvolmuş bir halde yere yuvarlandı. Artık ne duyuyor, ne de düşünebiliyordu. Tekrar kendine geldiği zaman sabah olmuş, aydınlık, pırıl pırıl bir gün başlamıştı. İki adam onu yattığı yerden doğrulttular. Mezarlıkta değil, deniz kıyısında yatıyordu. Durduğu yerin önündeki kumlara derin bir çukur açmış, keskin kenarlı, alt kısmına maviye boyalı bir tahta sokulmuş, kırık bir kadehle parmaklarını doğramıştı. Enaliz hastaydı. Vicdanında inandığı bütün hurafeleri İskambil karıştırır gibi karıştırmış, fal açmış, artık yarım bir ruhu olduğuna, ruhunun öbür yarısını ise oğlunun deniz dibine götürdüğüne inanmıştı. Denizin derinliklerine bağlı tutulan bu ikinci ruh yarısını tekrar ele geçirmeden, Tanrı inayetine doğru yücelmesine imkan olmayacaktı. Enaliz eve döndü. Artık eski Enaliz değildi. Düşünceleri karma karışık bir yumak haline gelmişti. Yalnız bütün bu karmaşık duygulara, düşüncelere durmadan hatırladığı bir tek düşünce hakimdi. Bu da deniz kıyısı hayaletini mezarlığa taşımak, ona orada bir mezar kazmak, böylece yeniden eski ruh bütünlüğünü elde etmekti. Kimi geceler evden kayboluyor, o zaman da onu daima deniz kıyısı hayaletini beklediği yerde buluyorlardı. Böylece bir yıl geçti. Bir gece son defa kayboldu. Aradılar bulamadılar. Ertesi günde akşama kadar arandığı halde meydana çıkmadı. Akşama doğru kilisenin idare memuru akşam ibadeti için çan çalmak üzere kiliseye geldiği zaman Enalizi mihrabın önünde yerde buldu. Sabahın erken saatlerinden beri buradaydı. Hemen hemen bütün kuvvetini kaybetmiş haldeydi. Ama gözleri parıldıyor, yüzü kıpkırmızı yanıyordu. Akşamın son ışıkları enalizin üstüne vurmuştu. Mihrabın üstünden parıldayarak kayıyor, açılmış duran incilin parlak maden tokalarını yaldızlıyordu. Kitapta peygamber yolun sözleri açıkça okunuyordu. Elbiselerinizi değil, kalplerinizi parçalayınız. Tanrı'ya ihtida ediniz. Birçok şeyleri tesadüfe yorduğumuz gibi Buna da bir tesadüftü, dediler. Enaliz'in güneş ışıklarıyla aydınlanan yüzünde huzura, Tanrı inayetine kavuştuğu okunuyordu. Kendini çok ferah hissettiğini söylüyordu. Artık galip gelmişti. Deniz kıyısı hayaleti, yani kendi oğlu bu geceyi onun yanında geçirmiş, ona şöyle demişti. Sen benim için ancak yarım bir mezar kazdın. Buna karşılık yıllarca beni kalbine gömdün. Bir ana da çocuğunu en iyi kalbinde muhafaza eder. Şimdi oğlu ona ruhunun kaybettiği öteki yarısını vermiş, kiliseye kadar onunla gelmişti. Artık tanrı evindeyim diyordu. İnsan Tanrı evinde saadet içindedir. Güneş iyice battığı zaman, Enaliz'in ruhu da artık çok yükseklerde, o yeryüzünde sonuna kadar savaşıldıktan sonra varılan, korku nedir bilinmeyen yerdeydi. Enaliz sonuna kadar savaşmıştı. Son